Ben çıkıyorum. Tamam. Sen çıkmadan bir konuşalım bakalım biz seninle. Buyurun. Senin benimle alıp veremediğin ne? Benim sizinle ne alıp veremediğim olabilir? Kızım, ben hediyelerimi dağıtmışım. Sen öyle beni ezercesine, herkese bilezik almakta neyin nesi? Pembe Hanım, ben evimde, ailemde ne gördüysem onu yapıyorum. Benim rahmetli annem çok bonkör bir kadındı. Bize de bunu öğretti. Biz evimize duaya gelene öyle akide şekeriyle boncuklu tespih hediye etmezdik. Bize göre bu çok ayıp. Sen beni ucuz buluyorsun yani. Önce çanta, şimdi de bu. Biz de yol yordan biliyoruz kızım. Hediye vermenin de bir adabı var. Karşındakini incitmemek lazım. Azı karar, çoğu zarardır. Vallahi hiç incinmiş gibi görünmüyorlardı. Aksine sayemde ben de sizi şu an çok daha fazla seviyorlar. Yoksa eve gittiklerinde sizin verdiğiniz o uyduruk hediyeleri konuşacaklardı. Bak Görkem. Susuyorsam oğlum için. Evimin huzuru bozulmasın diye. Ama sen böyle terbiyesizlik yapmaya devam edersen açarım ağzımı, yumarım gözümü, sonra çok üzülürsün. Siz benim sizin gereksiz düşüncelerinizden etkileneceğim mi sandınız? Sen kendini öyle çok nimetten sayma. Kusurlarını herkese bir bir anlatırım. Ne kusurum varmış benim, pardon? Sen evlendin ama hala hamile değilsin. Bak, Doğa Cemre'yi doğurdu, Nilay Abdullah'ı doğurdu. Sen benimle uğraşmaktan çocuk yapmaya vakit bulamıyorsun herhalde. Erkek çocuk doğurabilecek misin sen? Siz iki tane erkek çocuk doğurdunuz da ne oldu? Alıp, biri Mustafa. Alık alıp dolanıyor. Haddini bil terbiyesiz. Sen ne biçim konuşuyorsun benim çocuğumla ilgili? Kendi babası da aynı şeyleri söylüyor. Ağzınızı açıyor musunuz? Gerçi çifte standart sizin işiniz zaten. Gel buraya. Nilay, gel buraya. Tamam, sakin ol. Araba bekliyor, hadi. Hadi Nilay. Gitmemiz lazım. Hadi bak, garajda araba bekliyor. Nilay, hadi. Allah'ım. Allah'ım, sen bizi şu kızdan kurtar ya Rabbim. Al şu kızı başımızdan. Of. Of. Mustafa mı ılık dedi? Allah Allah. Ya yanlış anlamış olmayasın. Yok, yanlış falan anlamadım Zülkaş. Pembe annem ne dedi? Azarı bastı. Ama bir anlamı yok ki. Kız yüzsüz, kız arsız. Ne dersen de ne alınıyor ne de bozuluyor. Ne yapacaksın aslında biliyor musun? Onu bir temiz güzel döveceksin. Bak cidden. O sapır sapır saçlarını savururken tutacaksın kökünden, saç kalmayana kadar bırakmayacaksın. Ya kurban olayım Nilay, ne diyorsun ya? Sakın ha, sakın. Bana ne derse desin. Ama kimse Mustafa'ma laf söyleyemez. Ulan benim kocam kanatsız melek. Kimseye bir kötülüğü yok. Gıybeti yok. Ne yaptı bu adam sana ya? Ya kız, bildiğin kötü kötü. Kara melek bildiğin ya. Yaprak dökümündeki Ferhunde var ya, bunun getir götürünü yapar. Atana rahmet. Ya Nilay, bak biz işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Ne güzel, keyfimiz yerinde. Kurban olayım ya, sakin ol. Bundan sonra en büyük düşmanım Görkem. Dursan. Ben Allah'ın sevdiği kuluyum. Kurban olduğum Rabbim eninde sonunda elime düşürür beni. Kimle konuşuyorsun Nilay?